Tamam. Değerli basın mensupları, Silivri Cezaevi'nin önündeyiz. Bugün Bakırköy Kadın Cezaevi'nde 3, Silivri Kapalı Cezaevi'nde 8, toplam 11 tutukluyla görüşme, tutuklu ve hükümlüyle görüşme imkanımız oldu. Yaptığımız ziyaretleri 3 ana başlığa ayırmak gerekirse, Gezi tutuklularıyla görüştük, Selçuk Kozağaçlı'yla görüştük ve ayrıca 28 Şubat davasından içeride tutulan, sağlık durumları kötü olan ve belli bir yaşı aşmış olan değerli komutanlarımızla görüştük. Şimdi bu üç grupla ilgili görüşmelerimizi çok kısa kısa değinerek çok da zamanınızı almadan hızlıca toparlayacağım. Bugün Gezi'de Bakırköy Kadın Cezaevi'nde Sayın Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'le, yine burada Sayın Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Halkan Altınay'la ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdim. Biliyorsunuz Osman Kavala'nın 1 Kasım'da tutukluluğunun 5. yılı dolacak. Diğer arkadaşlarımızın ise tutukluklarının 6. ayı dolacak. Yarın 6. ayları doluyor. Ve Gezi'nin onurlu yükünü sırtlarında taşıyan dostlarımızla içerideki 6. aylarının gününde, 6. aylarının dolduğu bugün de dayanışmak için bugün Silivri'deydik. Gezi hepimizin onurudur. Gezi bizim geçmişteki tarihimizdeki onurdur ve geleceğimizin güvencesidir. Gezi'ye içeridekiler de sahip çıkıyorlar. Biz o gün de sahip çıkıyorduk, bugün de sahip çıkıyoruz. Şunu çok açıklıkla söylemek gerekiyor ki, bırakın 5 yılı, 5 ay değil, 5 gün değil, 5 saat bile içeride durmaması gereken Osman Kavala içeride tutuluyor. Ve 6 gün değil, 6 saat değil, tam 6 aydır da tam 7 arkadaşımız içeride tutuluyorlar. Bu 7 arkadaşımız aslında o gün, kararın açıklandığı gün burada olmayabilirlerdi. Hatta Çiğdem Mater yurt dışından gelmişti Türkiye'ye. Yurt dışındaydı. Film çekiyordu, belgesel çekiyordu. Ama dava için buraya gelmişti. Söz verdiği gün gelip buradaydı. Her bir tanesi yurt dışına gitmiş olabilirlerdi. Ama buradaydılar ve Gezi'yi savundular, anlattılar. Ve her birisi, bu 8 arkadaşımızın 8'i de en az 2'şer kez, kimi 3 kez, kimi 4 kez ama en az olanı 2 kez Gezi'den beraat etti. Bir tanesi bu arkamızdaki salondaydı. Hakim ayağa kalkın dedi, hep birlikte kalktık, karar dedi. Her ne kadar haklarında şu iddia edilse de iddia makamı bunları ispatlayamadı ve hepsi suçsuz bulundu, beraat ettiler dedi. Türk milleti adına dedi, ayağa kalktık, Türk milleti adına dedi, kararı imzaladı. Ama mesela o gün Osman Kavala'yı serbest bırakmayıp anında bir başka dosyadan tutuklama çıkardılar ve daha sonra hepsini birden yeniden yargılamanın bir yolunu buldular. Yani hakimler hepimiz adına karar veriyor ama Recep Tayyip Erdoğan nasıl kafasına göre her yere millet bahçesi yaptığı gibi kendisini de mahkeme heyetinin üstünde, hukuk sistemimizde olmayan bir millet jürisi yerine koyuyor. Ve dönüyor dolaşıyor. Birileri bunları beraat ettirmeye çalıştı diyor. O birileri hepimiz adına karar veren hakimler. Sen kimsin? Sen kuvvetler ayrılığı gereği bu işe hiç karışmaması gereken, karıştığı zaman anayasal suç işleyen birisin. Ama karışıyor. Çünkü onun zihninde, onun vicdanında Gezi suçlu. Daha doğrusu suçlu değil de onun zihnindeki planda Gezi'ye ve bu 8 arkadaşımıza biçilmiş bir rol var. Onları darbeci diye göstermek, onları anayasal düzene karşı suç işlemişler diye göstermek kendi oyun planına uygun ve bu yüzden suçsuz arkadaşlarımızı inadına ve talimatla içeride tutuyor. Ve biz hukuki olmayan, siyasi olan bu tutuklamalara da, bu kararlara da isyan ediyoruz. İsyan etmemek elde değil. Altın portakal alan ve Cannes Film Festivallerinde falan olması gereken, Altın Portakal'da Antalya'da olması gereken, daha sonra Cannes Film Festivali'nde olması gereken Çiğdem Mater, Mine Özer'den cezaevinde neden dursunlar? Geçen hafta Kız Kulesi ile ilgili kaygılarını ve sorularını
hepimizin dikkatine sunan mücella yapıcı neden cezaevinde oldursun? Onun kent suçlularıyla mücadele ediyor olması lazım. Ve her biri birbirinden kıymetli arkadaşlarımız, örneğin Can Atalay, Soma'daki deneyimiyle, birikimiyle gidip de Amasra'da mağdurların yanında durması, suçluların peşinde olması gerekirken neden içeride olsun? Tayfun Kahraman neden İstanbul'a, İstanbul'un kentinin daha yaşanır bir yere dönüşmesi için mücadelesini sürdürmesin de burada tutulsunlar? Hakan Altınay'ı öğrencilerinden niye ayırıyorsunuz diye bir kez daha soruyoruz ve buradan bir kez daha sesleniyoruz ki Gezi'ye bin selam, Gezi'ye bin selam olsun. Bir çağrım var, bir çağrımız var. İstinaf Mahkemesi 4 sebepten bozmuştu bunu ve bugün dosya 3. Ceza Dairesi'nin önündedir. 4 gerekçeli bozmanın hiçbirisini yerine getirmeden cezaları verdiler, yolladılar. Eğer istinaf kendini inkar etmeyecekse, istinaf kendini çiğnemeyecekse, istinaf kendini çiğnetmeyecekse bir an önce bozma kararını vermelidir. Davayı görmelidir. İster duruşma açarak yapsın, ister dosya üzerinden yapsın. Ancak bu dosyanın bozulması ve arkadaşlarımızın bir gün daha fazladan burada tutulmaması gerekmektedir. Bunu söylüyoruz. Daha da fazla bir şey söylemek istemiyoruz. AKP'nin yarattığı bilgi kirliliği ortamında, AKP'nin yarattığı hedef saptırma, dezenformasyon ortamında sözün enflasyonu var ama maalesef anlamın devalüasyonu var. AKP bu işi de sözü arttırdı, anlamı yitirtti ve anlamsız bir şekilde bu kadar arkadaşımız burada duruyorlar. Bir mesajınız mı var mı diye sorduk. İçeriden dışarıya daha dakikalar önce yazılmış mesaj şudur. Arkadaşlarımız diyorlar ki ilk günkü gibi Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz. Bu bedel memleketin daha demokratik, daha özgür ve daha adil, kardeşçe yaşanacak bir ülke olmasına vesile olacaksa biz bu bedeli ödemeye hazırız. Destek olan, dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Bu bizim burada daha güçlü olmamızı ve daha dik durmamıza yardımcı oluyor. Çok yakında özgürlükte görüşeceğiz. Gezi'ye bin selam olsun diyerek selamlıyorlar. Biz de buradan bu konuyla ilgili son söz olarak şunu söylememiz gerekiyor ki yapılmayan belgeselden, yapılmayan darbeden, sipariş edilmemiş, edildiği söylenip asla ispatlanamamış pizzalardan, dışarıdan dış güçler tarafından getirildiği iddia edilen piyanistin çaldığı çalmadığı şarkılardan sorumlu tutulup da burada tutulanlardan bir darbe, bir dış güçler, cebir, şiddet, böyle ilişkilerle bu masum insanların üzerinden bir oyun oynuyorsunuz. Ama şunu sormak lazım. Ya bir gün köye gerçekten kurt gelirse ne olacak? Bu kadar yalandan sonra gerçeklere kim inanacak? Darbenin karşısında hep beraberdik. Dış güçlere karşı bu ülkeyi gerekirse hep birlikte savunduk, yine savunuruz. Ama siz her gün sırf bir seçim kazanmak uğruna bu kadar paranoyayı dile getirdikten sonra bir yalancı çoban gibi bir gün gerçekten kurt gelirse o zaman sizi, bizi, hepimizi, memleketi kim savunacak? Lütfen bu meseleye biraz dikkat edelim. Ve Selçuk Kocaaşlı 7 Kasım'da yargılamaları başlıyor ve 11 ya da 12 Kasım'da karar verilecek. Ve 80 Avrupa'dan, 80 ülkeden hukukçular geliyor. Avrupa Barolar Birliği Başkanı geliyor. Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye'deki bütün barolardan kıymetli temsilciler geliyor. Bizler orada olacağız. Hakikati savunmaya, Soma'nın Yılmaz savunucusu Selçuk Kozağaçlı'yı orada yalnız bırakmamaya gayret edeceğiz. Hepinizi, herkesi bu davaya da ilgi göstermeye çağırıyoruz. Son olarak içeride 28 Şubat'tan tutuklular var. Çevik bir sağlık sebebinden serbest bırakıldı. Çıkarken doğum evinden eve giden bir bebek kendini ne kadar biliyorsa kendini o kadar biliyordu. Hayatının son dönemlerinde bilincini kaybetmiş şekilde burada tutuldu ve çıktığında artık cezaevinden çıktığının farkında bile değildi.
Bugün Sayın Ahmet Çörekli ile görüştüm. 91 yaşında. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı. O gün suçlamanın yapıldığı dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı. Daha sonra Genelkurmay 2. Başkanı görevlerinde bulunmuş olan bir kıymetli büyüğümüz. Kendisine bugün tebliğ etmişler. 2052 yılına kadar buradasın diyor. Şu anda 91 yaşında. Ne sağlığı ne yaşı burada bulunmaya elverişli değil. Ama o hastalıklarından bahsetmek yerine onurlu bir şekilde ben suç olan hiçbir şey yapmadım. Benim ömrüm hava kuvvetlerinde bu ülkenin topraklarını, bu vatanı korumak için her gün kendi canımı bu uğurda feda etmek üzere geçti. Ama ben bunu hak etmedim. Burada durmayı hak etmiyorum diyor. 84 yaşındaki İlhan Kılıç. 84 yaşındaki İlhan Kılıç'ı Genelkurmay İlhan Kılıç'ı o günlerde bulunduğu Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevinden dolayı içeri atmışlar. Erbakan dahil 4 başbakanla çalışmış. Milli güvenlik belgeleri üzerinde çalışmış. Diğer arkadaşlarının da hadi bizleri bunda suçluyorlar. Onun bununla ilgisi yok. Bu başbakanlığa çalışan bir memurdur ve bu noktada kendisinin asla ve asla suçlanmıyor olması gerekir dedikleri halde kendisine inanılmaz bir şekilde bu davanın içine dahil edilmiş ve özgürlüğünden alınmış durumda 84 yaşında ve Aydan Erol 82 yaşında bugün kanser tedavisinden geldi, benimle görüştü. Daha önce 3 yıl önce geçirdiği ve atlattığı bir kanser nüksetmiş. Tam 33. gündür kanser tedavisi için her gün gidiyor ve geliyor. Evlatları başvurularda bulundular. Buradan şunu söylemek istiyoruz. Ağzının içi tamamen yara olmuş, kanser tedavisi gören, yemek yemekte zorlanan bir büyüğümüze burada 82 yaşında eziyet etmenin Recep Tayyip Erdoğan'a ne faydası var? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ne faydası var? Artık her gün ölüme biraz daha yaklaşan ve eğer tedavi olursa, iyi bir tedavi olur ve iyi bir bakım, iyi bir beslenme olursa kurtulabilecek olan birisine bu zulmü yapmamaları gerekiyor. Bunun karşısında onların sesini her zeminde duyurmaya çalışıyoruz. Buradan Sayın Fahrettin Koca'ya, Adalet Bakanı'na ve Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Zulm ile abad olunmaz. 84, 86, 92 yaşında insanları kanser tedavisinden dolayı yara, yanağı paramparça olmuş, normal şartlarda yemek yiyemeyen, bakıma muhtaç insanları burada zulmetmeyin. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu zulm sizin karınız olamaz. Bunu kendinize kar biliyorsanız bu yarattığınız büyük vicdan azabı döner dolaşır en sonunda sizi de bulur. O yüzden bunu yapmayın. Bu onurlu insanlara artık bu vakitten sonra eziyet etmeyin, çile çektirmeyin. Ben bizi takip eden değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Buradan son kez hep birlikte bir kez daha haykırıyoruz. Gezi'ye selam, Gezi'ye bin selam. Gezi bizim onurumuzdur. Gezi'nin arkasındayız. Gezi'nin onurunu içeride taşıyan 8 arkadaşımızın arkasındayız.